Efendim? Güneşi sen mi çıkarıyorsun? Evet canım. Uzun süredir Pakize ile uğraşmaktan aşağıda insanları unuttuk. Van'daki depremde çadırda kalanların çadırları tutuşmuş sobada. Hastalananlar, iyileşemeyenler, hele o çocukların hali hiç yüreğim kaldırmıyor inan. Güneşi öyle bir yere kondurmuşsun ki Edirne'den Van'a herkes ısınacak. Umarım canım öyle olur. Nineciğim, sen oradasın diye içim rahat. Sihirli aynama bile bakmıyorum. Yeni kavuşan anne kız ne alemdeler. Ne sen sor, ne ben diyeyim. Şimdi içeri gidiyorum. Belki yokluğumda mecburen konuşurlar diye ikisini yalnız bıraktım geldim. Görünmez olarak gel gör de bir bak. Böyle anne olmaz olsun dersin. Anlamadım. Keza artık iş inatlaşmaya binince Pera da bir acayip oldu. O duygusal kırık kız gitti. Yerine annesini sinir etmek isteyen canı bir genç kız geldi. Ben Pera'yı anlıyorum. Her ne kadar yaptıkları onu haklı çıkarmıyorsa da yine de onu anlıyorum. Pera anne yüzü görmeden büyümüş. Tamam. Ben görünmez olup geliyorum. Kendime geldim. Şimdi asıl kahvaltıya geçebilirim. Afiyet olsun güzel kızım. Sağ ol nineciğim. Nineciğim, bir peri bu kadar çok yer mi? Ha? Yerse yer. Seviyor ki yiyor. Fani olsa kesin bu yemeği içmeye obez olurdu. Zaten bu kadar yiyip içmeyi anca sihirle öyle kendini zayıf tutuyordur. Hep senin suçun. Anne gibi davransaydın kız bu halde olmazdı. Annesine çekmiş işte. Hoşuna gitsin. Sihirlerini doğru yerde kullanıyor. Aa, şimdi sen ne demek istiyorsun nineciğim? Bana laf mı sokuyorsun şimdi? Ha? Laf sokmak istesem kızına karşı da ayıp olur. Ben Pera'yı seviyorum. Kahvaltısını kendi hazırlıyor, kendi kaldırıyor. Edepli namuslu bir çocuk. Bak ne güzel. Babası fani babasından ve sihirli annesinden güzel genler almış. Yani sihirleri var demek istedim. Ya o kadar. Sen ye güzel kızım, aldırma. Afiyet olsun canım. Sağ ol nineciğim, yer misin? Ben yedim, sağ ol canım. Tamam. Ben de şu yumurtayı yiyeyim, ziyan olmasın. Ah, aman, aman, aman. Bütün tavuklar ağlar kızım. Aman, ziyan olmasın. Afiyet olsun güzel kızım. Doydun mu? Aç değildim ki nineciğim. Sıkıntıdan yiyorum. Ay inanamıyorum. Ben sinirden eriyorum ay. Ay buna bak. Ay buna babadan geçmiş bu. Abamın kazı gibi yiyor ya. Ay inanamıyorum ya. O tost kırıntıları yerlerde. Bak, oralara meyve suları falan da dökülmüş. Temizle çocuğum onları, temizle. Bak benim sihirlerim yok. Senin önünü arkanı toplayacak halim de yok. Uğraşamam ben onlarla. Öyle değil mi nineciğim? Bak, yani seneler sonra biri geliyor, bir kız çıkıp geliyor. Ben senin kızınım diye. Ki kızın? Ay tamam anladık kızım. Kendi kendine ille de doğacağım diye doğan kızım. Bak şimdi peşin peşin anlaşalım. Ben bu kızın
Yatağını yapamam. Çarşafını değiştiremem. Çamaşırlarını ütüleyemem. Yıkayamam. Yemek pişiremem. Anlaşıldı mı? Ben bunlarla uğraşamam. Zaten sevmediğim şeyler bunlar benim. Zaten sihirlerim de yok. Ha, sonra sen beni karşına alıp bak bu senin kızın, bunları eşek gibi yapacaksın diye bunları benim kafama kakma nineciğim. Anladın mı? Sen annene aldırma Peracığım. Sen her bir şeyi yapabilirsin. İstersen yatağını da yaparsın, yemeğini de pişirirsin, şatonu da yaparsın, evini de temizlersin. Ama nene sözü dinlersen eğer, derim ki sadece yatağını yap, üst tarafına hiç bakma, ilgilenme bile. O ne demek şimdi? O ne demek şimdi? Analık yapmayı öğretiyorum demek şimdi. Anne olarak diğer işleri sen yapacaksın. Biz seni böyle mi büyüttük? Nine, sen gidip biraz periliçede kalsana. Ya, sen burada yalnız kal, kızcağızın canını oku değil mi? Yok öyle hikaye. Ya sabır, ya sabır. Sen bana? Ha? Ne yaptın? Ne sihir yaptın sen bana? Ne yaptın sen bana? Aa, ha? Canın sıkılıyor diye, sıkılmasın diye sihir attım sana. Ay. Aman. Bırak. Sen bana sihir falan yapma. Ben böyle sıkıntımı geçiririm. Yürürüm, mürürüm, düz duvara tırmanırım. Ne yaparsam yaparım. Böyle senin gibi yemem. Geçer o. Karışma sen. Ah. Bu zalim annesine de kıyamazmış. Güzel kızım benim, canım. Sen düşünme beni, düşünme. Ben sıkılırım, sıkılırım geçer sonra. Anladın mı? Böyle kendimi hani sana borçluymuşum gibi yanında kalmak için, benim yanında kalmak için böyle hareketler yapma yani bana. Benim vicdan sömürüsü yapma bana. Eğer senin vicdanın olduğunu düşünseydim çoktan gelip görürdüm ben seni. Yani sen beni şimdi vicdansızlıkla mı suçluyorsun? Ha? Kaç yaşındayım? 24 olmuşsun ya. Olmuşsun. Ondan bile haberin yok. 24 sene beni aramamışsın, sormamışsın, herkesten saklamışsın. Hala bana vicdan diyorsun. Aç da bir sözlüğe bak, vicdan ne demek? Canım, seni Betty şu kafesine götüreyim mi? İyi olur nineciğim, biraz buradan uzaklaşayım. Hı? Üstünü değiştir de hazır ol. Önce bir eve uğrarız. Bakalım evde mi yoksa kafeye gitti mi? Orada gençlerle tanışacaksın, bayılacaksın. Tamam, gidelim. Şimdi siz bana sormadan nereye gidiyorsunuz? Ben annesi değil miyim ha? Bakalım ben müsaade ediyor muyum? Aniden analık damarın mı kabardı canım? Annelik mi istiyorsun? Tamam, o zaman al güzel kızını ve şu kafesine siz ikiniz gidin. Yok, ben gitmem, siz gidin. Hiç orada böyle dudu mudu herkes böyle annelik falan roller yapacağım. Hadi uğurlar ola hadi canım hadi. O zaman kapa gaganı da sus canım. Hadi giyinelim de gidelim güzel kızım. Zevksiz rüküşler. Hadi kızım gidelim. Biraz daha merhametli olamaz mısın? Oo. Siz burada mısınız Periliçe? Ha? Niye zahmet edip buraya kadar geldiniz? Yani görünmez olup beni izleyene kadar şatonuzdaki sihirli aynanızdan izleseydiniz beni. Pakize, böyle davranmaya devam edersen sonsuza kadar sihirlerini geri vermeyeceğim. Bak Periliçem, diyorum ki lütfen buradan şatomdan git diyorum. Periliçem, kibarca, efendice diyorum ki buradan şatomdan git diyorum. Tamam, tamam gidiyorum. Ama bu konu burada kapanmadı, yine konuşacağız. Yani sihirlerim yok.
Buradan dışarı çıkamam. Hiçbir şey yapamam. Ya biraz, bir yarım saat beni izlemesen olmaz mı? Ha? Biraz kendi kendime kalsam. Yani mümkünse diyorum. Mümkünse. Mümkün. Evet. Biraz yalnız kal ve kendini, içini dinle. Buna ihtiyacım var. Seni çok iyi anlıyorum. Ya bir şey de anlamayıver. Bazı şeyler bana özel kalsın. Olamaz mı? Peracığım, canım kızım, ne olur asma suratını. Hadi bir sihir yap kendine, bir gül bakayım birazcık, hadi. Oldu mu? Oldu. İyi. Hayır, böyle muamele göreceğimi hiç tahmin etmemiştim. Hadi o zaman gençti, istemedi. Ya hala istemiyor. Onun huysuzluğu çabuk geçer. Sen ona biraz zaman ver, tamam mı canım? Biraz sabırlı ol. Nine, peri hukukunu çok iyi biliyorum. Eğer bir peri anne çocuğuna olan görevlerini yerine getirmezse, ona karşı kendini savunan hiçbir çocuk bundan ceza almaz. Hayır, beni buna mecbur bırakacak. Yapmayayım diyorum ama yapacağım. Bu ne ya? Ben ne umdum ne buldum. Daha bir kere yüzüme gülmedi, bir sarılmadı ya. Ne olur Peracığım, ne olur Peracığım, biraz sakin ol. Asma suratını, sinirlenme bu kadar. Düzelecek her şey. Hadi yavrum, bak şimdi Betüş'ün kafeye gideceğiz. Gül birazcık, rahat gidelim. Hadi güzelim. Evet, şimdi iniyoruz. Balans sorunları çözüldü. 3 ve 4. kamera aktif. Hı. Bakayım. Aa, evet evet, görüyorum, onların görüntüleri geldi. Balans tamamlandı. Tüm kamera aktif çalışıyor. Tüm kameralarda görüntü. Aa, evet evet, istediğimiz her yerden görüntü var şimdi. Çok güzel. Cihangir, tamam. Eşyaları topla. Arabaya geçebiliriz. Sistemi şimdi aktif ediyorum. Tamam, bizi aktif edin. Cihangir Bey, işiniz bittiyse bir çay ikram edeyim ben size. Çok teşekkür ediyorum. Gene başını açamıyoruz. İnşallah başka bir zaman. Başka bir zaman. O zaman gelin, misafirimiz olun. İnşallah. Arkadaşlarınızla gelin. Biz teşekkür ederiz. Evet, şu an bir imza alabilir miyiz? Ah, hoş geldin diye sorayım diyeceğim. Merhaba. Hoş yanlış geldiniz. Bir zamanda geldik mi? Yok yok, yanlış bir zaman değil. Güvenlik kameralarıyla ilgili bir sorun vardı da onu hallediyor beyefendiler. Geçin geçin, işimiz bitti zaten. Oturun, geliyorum. Ferencim, hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş kızım. Sen misafirlerine ilgilen. Ben kasadan servis ücretini öderim. Sağ ol İbrahim amca, sana zahmet olacak. Geçin bakalım. Çok sevindim sizi gördüğüme. Güvenlik kameraları nerede, görünmüyorlar? Hayatım, onlar adı üstünde güvenlik kameraları ya, gizli. Tavanın arasında, kıyılarda, köşelerde filan saklı. Betüş güzelim, sen perisin. Güvenlik kamerasına ne gerek var? Ay sorma perini. Yani Sadık yıllardır hem eve hem kafeye taktıralım bunları diye ısrar ediyordu. Ben de mecburen hayır diyemedim, taktırdık işte. Peki ne işe yarıyorlar? Kafede kimse yokken falan biri girdiğinde alarm çalıyordur. Evet ama bizimkinin sistemi biraz farklı. Yani mesela evdeki geceleri çocuklar kalkıyorlar, su içiyorlar. Sonra bazen babam bizde kalıyor, gizliyor. Hani onlara duyarlı değil, öyle alarm çalmıyor. Buradaki de öyle. Bir merkez var, güvenlik merkezi. Orada bütün görüntüler kaydoluyor. Aa, ne kadar hoş. Epey birikmiştir herhalde görüntüler, değil mi? Peki ne yapıyorsunuz onları, sonra atıyor musunuz? Hayır, hiç sildirir miyim, hiç attırır mıyım o görüntüleri? Onların hepsini saklıyorum. Gidiyorum, izliyorum, güzel olanlarını alıyorum. Burada bir montaj yapan bir yer var. Oraya götürüp montaj yaptırıyorum ve bütün o anıları saklıyorum. İlahi Betüş, peki çocukların ve kocan ne diyor bu işe? Onlar bir şey diyemiyorlar çünkü haberleri yok. Bir gün onlara seyrettireceğim ve büyük sürpriz olacak. Betüş abla, çok tatlısın ya. Sen de çok tatlısın güzel Tera.
Betiş kızım, işçiler gitti, ben servise çıkıyorum. Bu arada harika bir çay demledim. Onu da size bırakayım. Ay, çok teşekkürler. Ellerine sağlık İbrahim amca. Sağ ol, beni aldın. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol canım. Kolay gelsin. Ne iyi bir insan. Öyledir öyle. Geldiğinden beri bizim elimiz ayağımız oldu. Babamız gibi yani. Hiç başımızdan eksik olmasın. Hep bizimle olsun istiyorum. Ay ne hoş. Peracığım. Fakize hala nasıl? Yani aranız biraz düzelmeye başladı mı? Canım üzülme. Hemen pes etme. İnan düzelecek. Öğrenecek anne olmayı. Öğrense de öğrenmese de babama söz verdim. Bana ne yaparsa yapsın yanımda kalacağım. Belki de böyle bir erkek arkadaşın olur. Ona çok aşık olursun. Evlenir gidersin. Yapamam. Anneme anne olmayı öğretene kadar evlenmeyeceğim. Fakizeciğim cabbardı. Bu kızımız ondan cabbar. Ah İlhancığım, ah. Adam gibi adammışsın. Nasıl hiç gözlerin görmeden kızını büyütmüşsün, koskocaman yapmışsın. Haberim olsaydı seni yıldızlara uğurlamaya gelirdim. Hiçbir yerde resmimiz yok. Hiç. Ne kızımla var ne sende var. Şuraya bak. Aynı da bana benziyor. Ama yani periler aşkına ben nasıl anne olabilirdim? Ne yapabilirdim ki? Bu kadar zaman hiçbir şey beceremedim. Bunu da elime, yüzüme, gözüme bulaştırırdım. Zaten gözümün önünde gördükçe içim parçalanıyor. Bir an önce gitsin. Ben anne olamam. Ona bakamam. Onu mutsuz ederim. Bu sandık bu. Ah canım. Günlük. Kim bilir neler vardır içinde benle ilgili. Ama kilitli. Canım. Patiklerim. Oh canım. Ah sen bu tulumu sen almıştın İlhan. Onun doğmasını ne kadar çok istemiştin. Yaşayamadığım bebekliğin. Ve sen kokuyorsun İlhan. Peracığım limonlu sudan. Afiyet olsun. Teşekkür ettim. Buyurun Orta Türk kahvesi. Aman efendim çok mersi. Sizin elinizden de kahve içmek yani. Ne demek benim için çok büyük bir şey. Buyurun. Pera ailemize hoş geldin ya. Seni tanıdığımda çok sevindim ben. Ben de sizleri çok sevdim. Ben Pera dedim ama aramızda 4 yaş varmış. Abla mı desek yoksa Pera mı? İstediğin gibi de hiç fark etmez. İster abla deyin ister Pera deyin. Duyduğum en güzel isim. Değil mi ya? Hem böyle peri gibi hem de Beyoğlu'nun eski adı. Bence çok anlamlı olmuş. Ya. bu ismi Pakizal'a koymuş olamaz herhalde. Barış,
Nine söyledi ya. Pakize Alay'la doğduğundan beri görüşmemişler. Yeni birbirlerini bulmuşlar. Ya Pera, seni üzdüysem gerçekten çok özür dilerim ya. Ben o konuyu bir an aklımdan çıkardım. Önemli değil, tamam, rahat ol. Çok uzaktan da olsa Cem'le Ceren kuzenleri oluyor değil mi? E tabii tabii, uzak da olsa yani sonuçta akrabamız. Evet tabii. Bak Pera, istediğin zaman bize gel, kafeye gel. Artık sen ailemizdensin. Gelirim tabii, siz de bize gelin. Geliriz. Geliriz de Pakize Alan'ın hala bir evi yok diye biliyoruz. Pakize kızı gelince kendisine küçük bir ev aldı. Tuttu. Küçücük bir ev kiraladı. Evet, tuttu. İyi de Pakize Alan'ın ev tutacak bile parası yoktu ki. Şimdi siz nasıl öğrenci halinizle Van'daki çocuklara yardım yolladınız ya. İşte biz de onun gibi annen, anneannen, Ayşe teyze ve ben karınca kararınca yardım yapmaya çalışıyoruz. Evet. İyi, isabet olmuş. Bak, geçmişi unut. Çok iyi bir aile yetiştin, farkındasın değil mi? Evet, annem hariç. Ay, annen gerçekten çok zor bir kadın. Umarım sen onu değiştirebilirsin. Ceren'cim, ayıp olur. Ayıp değil Betüş abla. Annemin ne olduğunu bilen birilerinin olması bana iyi geliyor. En azından daraldığım zaman dertleşeceğim birileri var. Vallahi ne zaman daralırsan bize gel. Hatta benim odamda kalabilirsin. Yani ben de babamdan çok bunaldığım için seni anlıyorum. Bana şey yapmak istemedim. Bir gönderme yapmak istemedim. Tamam, önemli değil. Ne oldu senin gözlerine bakayım? Bir şey oldu. Toz kaçtı. Toz kaçınca şey oldu işte. Hadi uydurma. Pırıl pırıl ev. Ne tozu? Toz kaçtı nene. Terasa çıkmıştım. Orada bir toz girdi gözümün içine. Böyle toz şey oldu. Girse başka türlü olur. Bak, suratım bembeyaz. Dudaklarım büzüşmüş. Ağladın mı sen? Ben geldim diye mi ağladın? Ay, gelmeyin üstüme. Toz kaçtı diyorsam toz kaçtı işte. Nedir bu da gelir gelmez böyle sorgu sual canım. Gel şu sihirli aynadan bir bakalım. Biz yokken neler olmuş, neler yapmış. Hadi bakalım. Ah İlhancığım, ah. Adam gibi adammışsın. Nasıl hiç gözlerin görmeden kızını büyütmüşsün. Koskocaman yapmışsın. Haberim olsaydı seni yıldızlara uğurlamaya gelirdim. Hiçbir yerde resmimiz yok. Hiç. Ne kızımla var ne senle var. Şuraya bak. Aynı da bana benziyor. Ama yani periler aşkına ben nasıl anne olabilirdim? Ne yapabilirdim ki? Bu kadar zaman hiçbir şey beceremedim. Bunu da elime, yüzüme, gözüme bulaştırırdım. Zaten gözümün önünde gördükçe içim parçalanıyor. Bir an önce gitsin. Ben anne olamam. Ona bakamam. Onu mutsuz ederim. Sandık bu. Ah canım.
içinde benle ilgili. Ama kilitli. Canım. Patiklerin. Ah canım. Ah sen bu tulumu sen almıştın İlhan. Onun doğmasını ne kadar çok istemiştin. Demek ki beni az da olsa seviyormuş Lineciğim. Hem seni hem babanı. İçine atıyormuş demek. Yine de zalim ve huysuz olacak ya. Burnundan kıl aldırmıyor. Kim size benim özel hayatımı ve özel anlarımı izleme müsaadesi verdi? Ha? Öyle anlık bir şeydi, geldi geçti. Dün neysem ben bugün de oyum. Bak kızım, benden öyle iyi anne falan olmaz. Bu yüzden yolunu çiz, ne sen üzül ne de ben.